Dinimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdi, şeriatı tabi olun diyor Allah Azze ve Celle. Onun emrettiğini yapın. Onu alın, ondan istifade edin diyor Allah Azze ve Celle. Yasak ettiklerinden de uzak durun diyor. O Kur'an-ı Azimüşşan Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Onun insanlara nasihatı emirdir. Her türlü iyiliği gösteren yoldur. Yolu gösteren bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun yolundan gidin diyor. Onun yaptığını yapın, emretini getirdiğine tabi olun, onun emrine tabi olun. Onun yasak ettiğini de yasak olsun, arkasına gitmeyin, onu yapmayın diyor. Ne için yapıyor bunu Allah Azze ve Celle söylüyor? Çünkü insanlara fayda olsun diye, insanların faydası için bu bütün emirler, yasaklar insanoğlunun iyiliği için. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yaratan odur. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için onun için insanoğlu düşünmesi lazım ki bu bizim faydamız için. Bazı akılsız insanlar oluyor. Allah'a meydan okuyor, Allah'a karşı geliyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Ya bir halt yapıyor. Halt yapıyor, başka şey yaptığı yok. Kendine zarar veriyor. Kendine eziyet veriyor. Yani kötülük yapınca kötülük insana geliyor. Bu Allah Azze ve Celle peygamberleri insanların faydası için göndermiş. Her söyledikleri merhamettir, insanlara iyiliktir. Öteki onun tersi şeytandır. Şeytan da her türlü kötülüğü insanlığa ister. Onun için aklı olan bu yoldan gider. Akıllı olmayan da buna karşı gelir. Şimdi çok büyük akıllar zannediyor. Emirleri uymuyor, yasaklardan uzak durmuyor. Onlar akıllı görünse de akıllı değiller. Akıllı olan güzel yoldan giden sonunu iyi olmasını isteyen insandır. Allah onlardan yapsın bizi inşallah. O güzel yolda gitmemizi, kötü yoldan, eziyetten, ezadan, kötülükten uzak tutsun bizi inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.